Bilim insanları ve tarihçiler bizim adına Çenk dediğimiz çalgının 5000 yıldan daha fazla bir geçmişe sahip olduğunu söylüyorlar. Arkeolojik bulgular bize Çeng'in milattan önce 3200 yıllarında Mısır'da, daha sonraları Babil, Asur, Antik Yunan, Antik Roma ve İran'da görüldüğünü, Uygur ve Araplar tarafından bilindiğini, Anadolu'da da en azından milattan önce 1750'lerden beri kullanıldığını kanıtlamaktadır. Selçuklu ve Osmanlı döneminde halk arasında yaygın olan bu çalgı 18. yüzyılın sonlarına doğru tamamen kaybolmuştur. 1980'li yıllardan beri bazı değerli müzisyen, müzikolo ve çalgı yapımcıları bu çalgıyı yeniden hayata geçirmek için gayret göstermektedirler. Geçmişte Anadolu'da kullanılan çalgıları araştırıp incelerken, Çeng'in özellikle çocuk ve gençlerin müzik ve çalgı eğitimi için en ideal özelliklere sahip olduğunu tespit ettik ve onu bu yüzden pedagojik amaçla geliştirmeye başladık. 5 yılı aşkın bir sürede yaptığımız 7 çalgı sonucunda onu bugünkü müziğin bütün gereksinimlerini karşılayacak düzeye getirdik. Ses kutusunu at oyunu formunda yaptık. Önce iki yarım halinde oyup birbirine birleştirdik. Daha sonra başka bir çenkte, lavta, ut ve tamburda olduğu gibi yaprak gövde denedik. Gövdeye kapak olarak önce orijinalde olduğu gibi doğal deri giyerdik. Diğer bir çengin kapağı için 2 milimetre kalınlığında tahta kullandık. Burgu tahtasını yarım ses aralıklarını vermek üzere özel olarak çeng için geliştirdiğimiz mıknatıs sistemli kanun mandallarının sığacağı yüzeye göre biçimlendirdik. Göğüs tahtasının direncini zayıflatmamak için ses deliklerini rezonans kutusunun arkasına açtık. Kucakta tutulduğunda dengesinin bozulmaması amacıyla çalgıya bir de denge kolu ekledik. Bu şekilde her iki elde rahatlıkla sadece icra için kullanılabilmektedir. Çengin boyunu 60 santimetre, ses sahasını da diatonik aralıklarla G3 ile A5 arası olmak üzere 16 telle sınırladık. Böylece çalgı iki oktavdan daha fazla bir ses sahasına sahip oldu. Çeng hem geleneksel tarzda tek sesli melodiler çalmak için kullanılır, hem de arpta olduğu gibi modern bir şekilde çok sesli eserler icra edilebilir. Hem masa üstünde hem kucakta çalınır. 2 kilogram hafiftir ve denge kolu sayesinde kucakta güvenle durur. Parmak uçları ile çalınır, yormaz. Öğrenimi çok kolaydır. Öğrenci sonuca çabuk ulaşır. Sessizdir, apartman dairelerinde komşuları rahatsız etmeden çalınır. Akordu kolay yapılır ve normal koşullarda 10-15 gün bozulmaz. Eşit aralıklı 12 ses sistemine göre geliştirdiğimiz mıknatıslı mandallar sayesinde her türlü dize ve makama önceden ayarlanabilir. İcra sırasında da kolaylıkla yarım ses değişiklikleri yapılır.
İstendiğinde 24 aralıklı Türk müziği ses sistemi frekanslarına akort edilerek ses değişikliği göstermeyen eserler rahatlıkla çalınır. Sesin oluşumu, tel kalınlık ve uzunluğunun sesle olan ilişkisi, ses aralıkları ve akorlar gibi müzik terim ve olguları canlı bir şekilde gösterilebilir. Çeng, müzik eğitimi dışında da herkes tarafından kullanılabilecek bir çalgıdır. Örneğin bir çocuk şarkısı. Bir halk türküsü. Sevilen bir marş müziği. Yunus Emre'den bir ilahi. Veya geleneksel Türk sanat müziğinden güzel bir eser rahatlıkla çalınır. Tabii Kanada'dan Japonya'ya, Norveç'ten Güney Afrika'ya, bütün dünyadan sayısız şarkılar da. Çocuğunuzun bir dünya insanı olmasını istiyorsanız, onu müzikle ve bir çalgıyla tanıştırın. Bu çalgının mutlaka çeng olması gerekmez. Ama çeng kolay öğrenilir. Unutmayın ki müzik insanlar arasındaki en iyi anlaşma aracıdır. Çünkü onun dili evrenseldir.